Ha bu arabayı aslında çeksek buradan ya. Onun finali olarak dedik ki dışarıdan misafir gençlerimiz vardı. Onların panelleri oldu 3 gündür. Çok da güzel, verimli oldu. Biz de finalinde dedik ki şiir ayağı eksik bunun. Oturalım biz bize ilgilileriyle alakalı olanlarla şiir okuyalım. Birbirimizin şiirlerini dinleyelim ve şiirle nefes alalım aslında. Bu maksatla bugün buradayız ve Necip Fazıl'ın şiirlerini sadece seslendireceğiz. 1935'te kendi ifadesiyle karışık ve karanlık haberi apaydınlık ve dümdüz gerçeğe dönüştüren Nakşibendi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile karşılaştı. Bu büyük tanışıklığın etkisi... Kanın damlar, bir de bir bak ülkeme, başsız başsız adamlar, ağlayın su yükselsin, belki... Yani Necip Fazıl'la aramızda böyle bir bağ da var, onu da rahmetle anarak hatırlatmak isterim. Bu şiiri en son Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnından, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik bayram. Zindan da dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Şeyin genç, haydi düş peşime dur. Ondan bir temas gibi rüzgar beni yürür de tutmak, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem hecre kadar yürür de heyhat o ince bir ruh herse etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Sadece bekleyeni okusaylık olmazdı beklenen için demişim. Temizden çekiyor temizimiz. Size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü odurun. Bir şey koptu içimden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Kopkoyu bir ses içinde bir akşam, hatırına düşeceğim belki. Bir an Islayacak yağmur yüzünü, sonra sıcak yatağında uzun uzun ağlayacaksın, ağlayacak. Boğazında bir şeyler düğümlenecek, ah yanımda olsa. Bir şeyler yazmak isteyeceksin, kafan gibi kalemin de işlemeyecek. Unutmak isteyeceksin her şeyi, ama unutamayacaksın hiçbir şeyi. İnsana boş günlerim sancı, çalar birden kampana, ölüm çanından acı. Sonra bir düdük öter, kesik çığlıklarla der, buradan bildik giden... ...defnedildi. Büyük şairin vedasını şair Torun Beyefendi'den dinleyeceğiz. Kıymetli konuklarımız, kıymetli genç arkadaşlar... Veda şiiri benim de gençliğimin 80'li yılların başından sonuna kadar birçoğumuzun bazı dizelerini ezbere bildiğimiz neredeyse o dün arkana bak da köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü,
kuru yaprak gibi eline düştü. Kitaplaştı. Şu an Büyük Doğu'dan çıkan İman ve Aksiyon Konferansı işte o günkü konferanstır. İman ve Aksiyon Konferansı'yla tespit ettim. Bugüne kadar ses vermez bir kuyuya dibe değip kuşlar gibi ağzından kayalara serptiğimiz tohumlar Anadolu steplerinde meğer bir ormanlar yetiştirmiş ve bundan bizim o güne kadar haberimiz olmamış. Beklediğimiz aksiyon ruhunun menbaalarından biri olarak ben Erzurum'u görüyorum ve bu kaynağın Türkiye'nin her tarafını tortum şelalesi gibi kamçılayacak bir mikyası artık son ışıklar sönüp çakarken. Ta uzakta eski bir hanı seçtim, yolcular önünde ateş yakarken. Bu dağlar ne yaman ne yüce dağlardı, başında bir bora döner çağlardı. Derindeki sesler o sadalardı. Ben dedim pes olsun ama bu kadar da değil. Vardım eşiğine, yüzümü sürdüm. Vardım eşiğine, yüzümü sürdüm. Etrafını bütün dikenler almış. Adileyli deyli deyli, aleyli leyli.